hükümet geçerli olan hükümettir. Askeri darbe diye de bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Yani askerle, milletle, devletle, polisle bir bütünüz biz. Biz öyle bölünme, parçalanma, kargaşa falan olmaz. Genelkurmay'ın resmi adresinden bir açıklama gelmiş Adnan Bey. Ülke yönetimine bütün üyeleri... Tamam da onu Genelkurmay Başkanı çıkar, açıklar öyle bir şey olsa. Yani onu internette yazma bu şekilde olmaz. Yani birisi internete girer, hackler, öyle yazar. Benim anladığım herhalde TRT'yi ele geçiren bir topluluk var. Bilmiyorum. Efendim, ama böyle bir şey hiç tarife görülmemiş. Yani bu şekilde olmaz. Çünkü TRT'yi açtığımızda bir spiker çıkıyor karşımıza. Yani böyle bir şey olmaz. Yetkili bir insan değil o. Ve Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Sayın Bahçeli de yine MHP'nin ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir, değil mi? Heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah. Parlamento mümkünse, bilmiyorum ve geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Ben toplansın da tabii ya millet ya adına bir açıklama yapsınlar. Bu vatanı İngilizlerin devletinin kahbeliğine bırakmayız. İngilizlerin devleti istediği itliği yapsın, oyun yapsın, buna müsaade etmeyiz. Oyun oynatırız ve PKK'yı da sevindiririz. Ordunun yeri kışlası veya PKK'yla olan cephedir. Bu vatana, bu millete bir şey olmaz. Bu vatan, bu millet görevli. Fitnete itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur. Öyle şey olur mu? Asker Güneydoğu'ya, PKK'ya. Sakın ha. Sakın ha. Büyük bir yanlış olmuş. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim, hepsi bizim aslanımız, millet de bizim, devlet de bizim, ülke de bizim. Birinci Ordu Komutanı da bu hareket TSK içindeki küçük bir grubun girişimi diye açıklama yapmış. Ama Hava Karadeniz de açıklama yapsa çok iyi olur. Askerlere de karşılar yani çocuklar, onlara sarılsınlar, alıp kucaklayıp kenara alırsınız. Yani o şekilde yapsınlar. Çocuk onlar, genç, 20 yaşında çocuklar yani. Yani öfkelenmeye gerek yok, sakın. Türkiye'de hiç böyle saatlerce ezan ve sela okunmadı maşallah. Hafız efendiler, müezzin efendiler dinlenip okusunlar. Ama dikkat edin, bizim konuşmadan sonra şok kırıldı. Maşallah. Yoksa bir şok vardı. Ama Allah'a çok şükür ilk açıklamamızdan sonra bir bereket, bir güzellik oldu. Hemen Tayyip Hocam açıklama yaptı. Diğer kişiler açıklama yaptılar. Hemen yatıştı elhamdülillah. Aman milletçe birlik beraberlik içinde olalım. Aman ha. CHP, MHP, AK Parti sırt sırta. Ne kadar büyük bir hata oldu. Helikopterden falan ateş etmek. Yani çok çok büyük günah. Biz o helikopteri PKK'la mücadele için aldık. Dün hadiste söyledim. Deccal Türklere saldırır diyor. İngilizlerin devletin kuyruğuna bastık ya. Cinnet geçirdiler. Cinnet. Elinizden gelenizi ardınıza koymayın. Asker bizim askerimiz. Bak aslanlarımızı kucakladık. Kışlalarına gönderiyoruz. Bizim evlatlarımız. Ankara'da, İstanbul'da, her yerde devlete sahip çıkalım. Millete sahip çıkalım. Askere, polise sahip çıkalım. Birinci köprüde de çocuklar bilmiyorlar. Yani asker anons yapılsın. Çünkü bitti yani, bu konu kapandı. Birbirlerinin haberleri yok. Kışlaya çekilsinler. Bir de asker vatandaşa silah sıkmaz. Olacak iş değil. Onda da bir gariplik var. Orada provokatör, ajan provokatör kullanılmış olabilir. Ülkücüler, efendim, alperenler, AK Parti gençliği, Saadet gençliği ve CHP gençliği. El ele bir yürüyüş yapsalar çok güzel olur. Hüdapar'da, efendim, bu Büyük Birlik Partisi'nin alperenleri, aslanlarımız, AK Parti'nin gençler, aman ha, dinlensinler, akşam
sabaha kadar nöbetteyiz. İnşallah. İnşallah. Delikanlı'daki